40 yıllık bir uğraş sonucunda toplanmış olan Türk Eczacılık Tarihi Müzesi'ne ait eşya ve malzeme, halen bir tek oda ve fakülte binasının koridorlarında dağınık bir şekilde muhafaza edilmektedir. Ümit ederim ki bu çok değerli tarihi malzeme bir gün değerine uygun bir yere konacak ve Türk eczacılığının temsilcisi olan eşyalar birlikte sergilenme olanağına kavuşacaktır. Profesör Doktor Turan Baytop. Öncelikle ülkemizin ilk eczacılık ihtisas müzesi olan Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzemize hoş geldiniz. Ülkemizde eczacılık tarihi hakkında ilk müze girişimi 1931 yılında o tarihte üniversitemiz Fen Fakültesi Eczacı Okulu'nda farmakognozi ve toksikoloji doçenti olan Eczacı Naşit Rıfat Baylav tarafından yapılmıştır. Kendisi eczacılık tarihi hakkında yayınlanmış ilk kitabın yazarıdır ve o tarihlerde de Türk Farmakolog Birliği'nin yayın organı olan Farmakolog Dergisi'nin sahibi ve mesul müdürüdür. Naşit Rıfat Baylav, Türk Farmakolog Birliği'nde çalıştığı süre içinde bir eczacılık müzesi kurmak için malzeme toplamaya başlamıştır. Ancak müze kurma girişimleri, başta İkinci Dünya Savaşı olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olmuştur. 1940 yılında tekrar denemişse de bir türlü amacına ulaşamamıştır. Daha sonra eczacılık müzesi kurulması ile ilgili çalışmalar 1957 yılında üniversitemiz Tıp Fakültesi Eczacı Okulu'nda Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Baytop tarafından başlatılmıştır. Ancak müze kurma amacıyla yazdığı resmi yazılardan ve girişimlerden sonuç alamamış ve bunun üzerine 1960 yılında kişisel koleksiyonu ile müzenin temellerini atmıştır. Sonradan bu koleksiyona Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs tarafından Saray Müzesi'nden devredilen eşyalar, Eczacı Pertev Ertem tarafından hediye edilen babası Eczacı Ethem Pertev'in Pertev Eczanesi'ne ait eşyalar, Eczacı Süleyman Taşçıoğlu'nun Beşiktaş'taki eczanesinden verdiği malzemeler ve eşyalar eklenmiş ve Türkiye'nin ilk eczacılık tarihi müzesi olan Türk Eczacılık Tarihi Müzesi oluşturulmuştur. Fakültemizin A bloğu Tarihi Keçecizade Fuat Paşa Konağı'nda kurulan müze, Eczacı Remzi Kocaer'in çalışmaları sayesinde genişleyerek 1968 yılında ilk defa ziyarete açılmıştır. Zamanla genişleyen koleksiyonun daha iyi şartlarda korunması amacıyla müze 1984'te fakültemizin diğer bir binasına taşınmıştır. Müzede 1984 yılında 1500 civarında malzeme sergilenirken ülkemiz eczacılarının katkıları sayesinde bu sayı 1999 yılında 3000'e ulaşmıştır. 99 depreminde hasar gören fakülte binalarımızın güçlendirme çalışmaları sürecinde müze eşyaları fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Afife Mat tarafından koruma altına alınmıştır. Tarihi binamız Keçecizade Fuat Paşa Konağı'nın restorasyon çalışmalarının 2010 yılında tamamlanmasından sonra müzemiz daha büyük bir alanda yeniden yapılandırılmış. Eserlerin temizleme işlemleri ve restorasyonları gerçekleştirildikten sonra Haziran 2011'de 10. Türk Eczacılık Tarihi toplantısında yeniden ziyarete açılmıştır. Bu tarihten 6 yıl sonra da 29 Ekim 2017 tarihinde müzemiz Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştır. Temelini Profesör Doktor Turan Baytop'un kişisel koleksiyonunun oluşturduğu müzemiz 1960'tan günümüze eczacıların, eczacı ailelerinin ve hekimlerin yaptıkları bağışlarıyla daha da genişlemiştir. Şu anda müzemizde 4000'i aşkın mesleğimize ait materyal sergilenmektedir. Müzemizde eczacılık tarihimiz ile ilgili çok önemli koleksiyonlar bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Endörün Eczanesi'ne ait eczane dolapları, ayrı bulundurulacak ilaçlar dolabı, şiddetli zehirler dolabı, ilaçlar, porselen ilaç kavanozları, cam ilaç şişeleri ve drog kutuları sergilenmektedir. Osmanlı dönemine ait iki eczanenin Pastör Eczanesi ve İstikamet Eczanesi dolapları ile çeşitli eczanelere ait porselen ilaç kavanozları, İlaç yapımında kullanılan
malzeme ve reçete kayıt defterleri ülkemizde eczacılığın gelişimi hakkında önemli fikirler vermektedir. Bu arada müzemizin önemli bir bölümünü oluşturan Pasteur ve İstikamet Eczanelerinden biraz bahsetmek isterim. Fener semtinde 1860'lı yıllarda kurulan Pasteur Eczanesi'nin bilinen en eski sahibi eczacı Vasilios Emiliadis'tir. 1946 yılında Emiliadis'ten eczacı Hilmi Gürsoy'a devrolan eczanenin ismi Fener Eczanesi olarak değişmiştir. Hilmi Bey 2 yıl eczaneyi işlettikten sonra eczaneyi eczacı Gülseren Sipahioğlu'na, o da 1971'de eczacı Ayla Aktan'a devretmiştir. Eczanenin Fransa'da yapıldığı bilinen dolapları 1986'da İstanbul Eczacı Odası tarafından satın alınmış, tamir edildikten sonra o tarihlerde Şişli'de bulunan Eczacı Odası toplantı salonuna yerleştirilmiştir. Daha sonra fakültemiz Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Berkkan'ın dekanlığı sırasında restore edilerek müzemize kazandırılmıştır. İstikamet Eczanesi ise 1900 yılında Eczacı Hasan Rauf Görgülü tarafından İstanbul Divan Yolu'nda açılmıştır. Sonraları bulunduğu binanın yıkılması nedeniyle Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesi'ne taşınmıştır. İstikamet Eczanesi Osmanlı döneminde zerk çözeltilerinin ve tıbbi komprimelerin üretildiği ilk eczanedir. 1924 yılında kurulan Türkiye Eczacıları Cemiyeti'nin yönetim kurulu da bir süre boyunca İstikamet Eczanesi'ne toplanmıştır. Hasan Rauf Bey'den sonra eczane önce eczacı Mustafa Nahit Bey'e ve bir müddet sonra da eczacı Sırrı Rasim Aktulga'ya devrolmuştur. Eczacı Sırrı Rasim Bey eczaneyi 1962 yılında Peykhane Caddesi'ne taşımıştır. Vefatından sonra da eczane önce küçük oğlu eczacı Erol Aktulga, daha sonra büyük oğlu eczacı Oğuz Aktulga tarafından işletilmiştir. Eczanenin tasfiyesi ile birlikte eczaneye ait eşyalar dekanlığımız tarafından müzede sergilenmek üzere satın alınmıştır. Müzemizde ayrıca 1895 yılında kurulmuş Pertev Müstahzarat İmalathanesi'ne ait komprime, karıştırma ve eleme makinelerini de sergilemektedir. Şişli Etfal Hastanesi Eczanesi'nin ilaç dolapları da müzemizde sergilenen diğer önemli parçalardandır. İlaç endüstrisinin tarihini de koleksiyonumuzda görebilirsiniz. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yerli ve yabancı firmalar tarafından üretilen ve aynı zamanda diğer ülkelerden getirilerek eczanelerde satılan 1500'e yakın müstahsar müzemizde sergilenmektedir. Çeşitli dönemlere ait ilaç yapımında kullanılan pilül tahtaları, ovil ve süpositüar kalıpları, kaşetör gibi malzeme, alet ve cam eşyaları ile ilaç kavanozları ve şişeler mesleğimizin tarihini yansıtan önemli parçalardır. Müzemizde ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Rumca gibi çeşitli dillerde basılmış, aralarında farmakopeler, formülerler, ders ve mesleki kitapların bulunduğu 1000'i aşkın kitap ve 450'ye yakın dergi bulunmaktadır. Bu eserler arasında en eskisi 1734 yılında basılmış Farmakope Universal isimli farmakopedir. Yine sergilenen eserler arasında Doçent Naşit Baylav ve Doktor Suat Nigar'a ait kitap koleksiyonları da müzemizin önemli eserleri arasında bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde eczacılık eğitimi 1839 yılında başlamıştır. 1839 yılından günümüze eczacılık eğitiminin çeşitli dönemlerine ait diplomalar, diploma kayıt defterleri, sertifikalar, mezun fotoğrafları, eczacı sınıfı ve eczacı okuluna ait tarihi tabelalar müze koleksiyonumuzda yer almaktadır. Müze kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlemekteyiz. Örneğin 2016 yılında küratörlüğünü Profesör Doktor Afife Mat ve ekibinin üstlendiği Geçmişten Günümüze Eczacılık sergimiz müze koleksiyonundan seçkiler ile gerçekleştirilmiştir. Bu sergiye ait katalog üniversitemiz tarafından aynı yıl yayınlanmış ve halen rektörlüğümüzden temin edilebilmektedir. Araştırmacılar, sağlık meslek mensupları ve öğrenciler müzemizi randevu ile rehberlerimiz eşliğinde gezebilmektedirler. Türkiye'nin en köklü eczacılık fakültesinde bulunan ülkemizin ilk eczacılık tarihi ihtisas müzesine tüm meslektaşlarımızı, tarihçilerimizi ve eczacılık tarihine ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Ziyaretçilerimizi fakültemizde ve müzemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.